insan yazıyor dedi. Sivillerle ilgili yalanlara varyansın etti başbakan. MHP ile ilgili seçim ittifakı da vardı gündeminde. Bir türlü mutlu edemedik diyerek ittifakı eleştiren CHP'ye yüklenirken ana muhalefetin kabalaştığını, çirkinleştiğini söyledi. Mehmetçiğimiz orada Afrin'de destan yazıyor. Terör örgütü yandaşlarının kara propagandası vardı gündeminde. Mehmetçik bir bir sivilleri terör örgütünün elinden kurtarırken siviller hedef alınıyor iddiasına ateş püskürdü. Bize ders vermeye kalkanlar utanç dolu tarihimize bir bakın. Ondan sonra konuşun. Malatya'da kürsüdeydi başbakan. Yalanlarını bozuyoruz dedi. Mücadelede kararlılık mesajı verdi. Amerika'ya çevirdi eleştiri oklarını. Meşru bir devlet terör örgütlerinden hiçbirini kendisine dost edinemez. Terör örgütlerine sempati besleyenin eline kan bulaşır. Sözü seçim ittifakına getirdi. İttifak düzenlemesini eleştiren CHP'ye yüklendi. CHP'yi bir türlü mutlu edemedik. Hemen çamur atmaya, ağızlarını bozmaya başladılar. Biri çıkmış diyor ki Cumhur İttifakı ahlaksız teklif. Yahu bu nasıl bir kendini bilmezlik? Fikir üretemeyince asabileşiyorlar. Kabalaşıyorlar, çirkinleşiyorlar.